Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görürlerse hemen yüz çevirirler ve eskiden beri devam ede gelen bir büyüdür derler. Yalanladılar ve kendi heveslerine uydular. Halbuki her işin ulaşacağı yeri vardır. Andolsun onlara kötülükten önleyecek nice önemli haberler gelmiştir. Bu büyük bir hikmettir. Fakat yüz çevirene uyarılar ne fayda verir? çağıranın görülmemiş bir şeye çağırdığı gün sen de onlardan yüz çevir. Sanki etrafa yayılmış çekirge sürüsü gibi bakışları perişan bir halde kabirlerden çıkarlar. Davetçiye koşarlarken o esnada kafirler bu çok çetin bir gündür derler. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanladı. Hem de kulumuzun yalancı olduğunda ısrar ederek o delirdi dediler ve Nuh zorlandı. Bunun üzerine Rabbine ben yenik düştüm. Bana yardım et diyerek yalvardı. Biz de derhal nehir gibi devamlı akan bir suyla göğün kapılarını açtık. Yeryüzünde kaynaklar fışkırttık. Her iki su takdir edilmiş bir işin olması için birleşmişti. Nuh'u da tahtalardan yapılmış Çivilerle çakılmış gemiye bindirdik. İnkar edilmiş olan Nuha bir mükafat olmak üzere gemi gözlerimizin önünde akıp gidiyordu. Andolsun ki onu bir ibret olarak bıraktık. İbret alan yok mudur? Benim azabım ve uyarılarım nasılmış? Andolsun biz Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Ondan öğüt alan yok mu? Ad kavmi Hud'u yalanladı da azabım ve tehdidim nasılmış gördüler. Biz onların üstüne uğursuzluğu devamlı bir günde dondurucu bir rüzgar gönderdik. O rüzgar insanları sökülmüş hurma kütükleri gibi yere seriyordu. Nasılmış benim azabım ve uyarılarım? Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mu? Semud kavmi de uyarıcıları yalanladı. Aramızdan bir beşere mi uyuyacağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık etmiş oluruz dediler. Vahiy aramızda ona mı verildi? Hayır, o yalancı ve şımarığın biridir dediler. Yarın onlar yalancı ve şımarığın kim olduğunu bileceklerdir. Gerçekten onları imtihan etmek için dişi deveyi gönderen biziz. Sen onları gözetle ve sabret. Onlara suyun aralarında paylaştırıldığını haber ver. Her biri kendi içme sırasında gelsin. arkadaşlarını çağırdılar. O da kılıcını kaptı ve deveyi kesti. Bu azgınlara azabım ve uyarılarım nasıl oldu? Biz onların üzerlerine korkunç bir ses gönderdik. Hemen hayvan ağılına konan kuru ot gibi olu verdiler. Andolsun biz Kur'an'ı anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. O halde düşünüp öğüt alan yok mu? Lut'un kavmi de uyarıcı peygamberleri yalanladı. Biz de üstlerine taş yağdırdık. Ancak Lut ailesini seher vakti kurtardık. katımızdan bir nimet olarak. Biz şükredeni işte böyle mükafatlandırırız. Andolsun ki Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. Fakat onlar bu tehditleri kuşkuyla karşıladılar. Onlar Lut'un misafirlerine karşı kötülük yapmayı planlamışlardı. Hemen biz onların gözlerini silme kör ettik. Hadi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik. Bir sabah kendilerine yakalarını bir daha bırakmayacak olan bir azap gelip çattı. İşte azabımı ve uyarılarımı tadın denildi. Andolsun biz Kur'an'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. O halde düşünüp ibret alan yok mu? Şüphesiz Firavun'un kavmine de uyarıcılar gelmişti. Lakin onlar bütün ayetlerimizi yalanladılar. Biz de onları güç ve kudretimize layık bir şekilde yakaladık. Şimdi sizin kafirleriniz onlardan daha mı iyidirler? Yoksa kitaplarda sizin için bir berat mı var? Yoksa biz intikam almaya gücü yeten bir topluluğuz mu diyorlar. O topluluk yakında bozulacak ve onlar arkalarını dönüp kaçacaklardır. Bilakis kıyamet onlara vaat edilen asıl saattir ve o saat daha belalı ve daha acıdır. Şüphesiz suçlular sapıklık ve çılgınlık içindedirler. O gün yüzüstü ateşe sürüklendiklerinde cehennemin elemini tadın denir. Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Bizim buyruğumuz bir anlık bakış gibi bir tek sözden başka bir şey değildir. Andolsun biz sizin benzerlerinizi hep helak ettik. Düşünüp ibret alan yok mu? Yaptıkları her şey kitaplarda mevcuttur. Küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır. Takva sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarındadır. güçlü ve yüce Allah'ın huzurunda hak meclisindedirler.